yapacak olsanız yanınıza alacağınız 3 ilaç ne olur Beste'cim? Vallahi ben tiroid hastasıyım hocam. O yüzden tiroid ilacımı almak zorundayım. Bu bir. İkincisi parasetamol alırım. Çünkü yani ateşiniz çıksa, başınız ağrısa parasetamol iyidir. Bir de herhalde probiyotik alırım. Son 3 yıldır probiyotik kullanıyorum düzenli. Vallahi gastroenterologlar, dahili hekimleri bilmiyorum ne düşünüyor ama ben çok faydasını gördüm. O yüzden probiyotiğim olmadan asla diyebilirim. Çok güzel. Ya bunu herkese sormayı düşünüyorum. Çünkü hakikaten biz eczacılar daha dakika bir de ilacın zehir olduğunu öğrendiğimizden beri aslında ilaçtan kaçarız. Çoğumuz ilaç sevmeyiz. Doğru. Hep doğru doz, doğru zaman falan hep böyle şeyler, akılcı ilaç kullanmaktan bahsederiz. Ama yine de yaşlar geçtikçe, yani vücut yaşından bahsediyorum. Vücudumuza daha ilgi göstermemiz gerektikçe ilaca olan saygımız diyeyim artıyor. Tabii. Hakikaten herkesin hayatında bir ilk üç ilaç vardır diye düşünüyorum. Birazcık da onu merak ettiğim için çok hızlı cevap verdiniz. Teşekkür ederim. Düşüneceğim bu probiyotik işini. Adaya düşseniz yanınıza alacağınız 3 ilaç ne olur? Aa, etken korona madde var mı olabilir. Adada? Adada korona var mı hocam? Onu söyleyeyim. Yok, hiçbir şey yok adada. Tamam, hiçbir şey yok. Bir tane şey alırdım ya hocam. Böyle bir bağışıklık güçlendirici bir şey alırdım. Çünkü şimdi orada hiç bilmediğiniz mikroplar falan vardır diye düşünüyorum. Peki. Dolayısıyla onlara karşı bir öyle bir şey alırdım. Vallahi hiç düşünmüyorum. Ne kadar değişik bir soru ya. Hiç düşünmemişim mesela. Deseniz ki eve hangi üçünü alırsınız? Çat çat sayarım da adaya gidiyorken hangi üçünü alırsınız? Şey bir soru. Düşünelim ne alırdım? Kolonya alırdım ya. Vallahi bu dönem... Wow. Böyle bir güzel koku, böyle eczaneden alıyorum kafasıyla söylüyorsunuz. Ben aslında 3 ilaç, yani hani biz ilaç uzmanıyız diye düşünerek, ama kolonya da okey. Tamam, kenarda dursun. O zaman bir tane şey alırdım herhalde diye düşünüyorum. Nane yağı. Böyle baş ağrısı falan olursa hani o baş ağrımı kessin anlamında bir... Çünkü ağrı kesici olsun yani her türlü. Süper. Yanımızda. Bunlar süper olurdu ya herhalde. Süper. Yani tam bir fitoterapi uzmanı olduğunu gösterdi. Nane yağı. Şahane. Kolonya. Çok güzel. Şimdi çok absürt bir sorum var. Bunu bütün konuklarıma soruyorum. Tabii işimiz ilaç olduğu için her ne kadar bize ilk öğretilen işte ilaç dozu çok önemlidir, çok hasta olmadıkça ilaç kullanmamak lazım, işte zehir meselesi hikayesi olsa da ilaç kullanmak zorunda kalabiliyoruz. Herhangi bir Akdeniz'de, herhangi bir adaya düşseniz yanınıza 3 tane ilaç ne alırsın İlke? Hiç bu konuyu hiç düşünmemiştim. Şimdi parasetamol ve ibuprofenin yanınıza alınması lazım. Yani parasetamol ve ibuprofensiz hayat geçmez. Onu söyleyeyim. İkisine bir mi yapıyorsunuz? Çünkü bazı karışık preparatlar var. Yoksa ayrı ayrı iki ilaç mı? Yani ben ben genelde aldığımda ayrı ayrı alıyorum. Okay. Ondan sonra bir tane daha amoksisilin aldım. Yani şimdi bir başımıza bir şey gelirse adada. Güzel. Bir enfeksiyon olursa geçiririz o yüzden. Bir daha amoksisilin alalım dedim. Yani geniş spektrumlu bir şey olsun diye seçtim. Yani dar spektrumlu antibiyotiklerimizi onları almayalım. Çünkü nasıl bir... gideceğiz, nasıl bir sıkıntı yaşayacağız. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel, ya, çok güzel bir soru. Bugüne kadar hiç gelmemişti bana. Çok ilginç geldi. Zıpır bir sorum var. Bunu bütün misafirlerime soruyorum. Eğer bir adaya düşecek olsan, yanında 3 tane ilaç alman gerekse hangi 3 ilacı alırdın Nilüfer? Yani şimdi ilk olarak parasetamol demem lazım. Vazgeçemediğim ağrı kesici. Güvende hissettiriyor. Ağrı kesiyor. Kesin. Parasetamol bir. Dexpantanol. Kırar. Güzel. Merhem. Süper. Yani onun da mucize olduğunu düşünürüm çoğu zaman. Bir üçüncüsü ne olabilir acaba? Şey yapamadım. Yani Allah tabii antibiyotik kullandırtmasın. Aslında yani, ikisi aklıma geldi. Tamam, okey. Yani, ama o üçüncüsü soru işareti, ünlem antibiyotik dedin, duydum. Kayıtlara geçti. Tamam. Şimdi sana zıpır bir sorum var arada. Bir adaya düşsen
yanına 3 ilaç ne alırsın? Etken madde olarak rica edeceğim. Hani marka adı değil. Parasetamol kesin alırım. Biraz daha mental denge mental dengemi sağlayabilecek bir yatıştırıcı alırım. İleriki zamanlar için eğer kurtarıcı erken gelmezse. Kurtarıcı gelecek kesin. öyle umuyorum hocam. İlacın da sonunda bir şeyi var yani, nihayeti var. Belki bir de alerji durumlarına karşı bir antihistaminik ilaç alırım. Alerjik bir durumunuz var mı Özgeciğim? Alerjik bir durumum yok ama adı da başıma ne geleceği belli olmaz hocam. Çok güzel. Bence esas olan bu. Alerjik durumunuz olduğu için değil, bunu bir öncelik olarak gördüğünüz için. Evet. Çok güzel. Harikulade. Özgeciğim, ıssız bir adaya düşsen, düşmek durumunda kalacağını bilsen, yanına 3 ilaç ne alırdın? Etken madde olabilir. Tek başıma düşmüyorum diye düşünüyorum. Yanımda mutlaka. Çok güzel. Adaya düşeceksen bile bir anne olarak, ebeveyn olarak. Adaya bile düşüyorsam yanında oğlumu alırım. İlaç olarak da ona iyi gelecek bir ibuprofen tercih ederim. Probiyotik tercih ederim. Bağırsak sağlığı çok önemli. Son zamanlarda da bu konuda bayağı ciddi yayınlar var. Serotoninin ne kadar bağırsak sağlığıyla ilgili olduğu, diyabetin bağırsak sağlığıyla ne kadar ilgili olduğuyla alakalı. Probiyotik gerçekten kritik. Üçüncü olarak da D vitamini alırım. D vitamini eksikliği hem bende var hem de çocuklarda çok eksikliğini görüyoruz. Olmazsa olmazım bu üçü. Çok güzel tercihler. Adnancığım, zıpır sorularımdan bir tane geliyor. Bir adaya düşsen yanına alacağın 3 ilaç nedir? Yani iki tanesini tamam dedim. Birisi dedim multivitamin götürürüm. Neden? Beslenme önemli. Takviye gerekli. Çünkü hasta değilsin demek ki. Hastalık öncesi mutlaka destekleyici gıda takviyesi alman lazım. İkincisi dedim probiyotik önemli, evet. Üçüncüsünü düşünüyorum. Yani ne götüreyim, yani parasetamol mu götüreyim, antibiyotik mi götüreyim? Yani ne olacağını bilmiyorsun ki. O yüzden ben karar, insan götürsem olur mu? İlaç, üzgünüm. Olmaz, ilaç. İlaç. İlaç, o zaman herhalde aspirin götürürüm. Çünkü yani, oo, güzel. İlaçlar. Geliştir. Parasetamol, antibiyotik aynen. Derken aspirin. Aspiri de yerine alsın. Evet, çok teşekkür ederiz. 3 tercihin için. Halicim, zıpır bir sorum var. Bütün misafirlerime sorduğum. Hazır mısın zıpır soruma? Bir adaya düşüyorsun. Yanına 3 tane ilaç alabilirsin. Biliyorum. İlaç. İlaç etken madde olarak. Yani ne hangi üç, en önemli üç ilacın bunları alırım dediğin hangileri? Oo, bu çok zor bir soru. Sanırım ilk alacağım ilaç kortizon olur. Kortizon? Evet. İkincisi antibiyotik olur. Sefalosporin diyebilirim. Sefalosporin durumundan, tamam. Üçüncü alacağım şey de herhalde parasetamol olurdu. Bu kortizon beni çok, ay harikulade bir fikir. Çok güzel. İşte bakın farklı meslek gruplarından farklı bakış açılarının en önemli hayati bulduğu ilaç. Hem de adaya gidiyoruz. Lazım, onsuz olmaz. Klasik sorumuz Meryem. Bir adaya düşecek olsam yanın alacağın 3 ilaç, 3 etken madde ne olurdu? Biliyorum hocam, bu soruya çalıştım. İzledim tüm videolarınızı. Hay Allah. İbuprofen alırım hocam. İbuprofen seviyorum. Kızımla düşersem ona da şurup formu iyi olur. Ve antihistaminik alırım hocam. Böyle alerji durumlarından biraz ilaç alerjileri de çok gördüğüm için çekiniyorum ama onun yan etkisi uykuyla biraz daha adaya alışabilirim. Daha kolay belki uyuyacağım. Güzel. Yan etkisinden biri faydalanmayı düşündünüz. Tebrik ederim. Evet hocam. Zaten bana genelde ilacın kendi etkisinden önce yan etkisi de aklıma geliyor ne yazık ki hocam. Mesleki oldu artık. Mesleki bu. Evet, aynen. Gıda takviyelerini ben son dönemde çok beğeniyorum. Çok iyi gıda takviyeleri var. Çok çeşit var ama doğrusu olan, iyisi olanlar da var. Probiyotik olabilir. Vitamin D çok önemli. Vitamin veya kombine bir vitaminli olabilir. Öyle bir şey alabilirim. Bir tane zıpır bir sorun var. Herkese soruyorum. Bir adaya düşecek olsan yanına alman gereken 3 ilaç ne olur? 3 ilaç. Etken madde. Etken madde mi söyleyeceğiz? Evet. Yani marka ismi değil. Etken madde. Ay içindekini ama birkaç şey var içinde. Peki. Şöyle. Alerji kremi olan
içinde lidokain de olan alerji kremlerinden yanıma alırım. Bir, alerji hap almam. Yok, lokal daha çok tercih ederim. Kesinlikle naproxen alırım. Tamam. Ay, bir tane de probiyotik mi alsam bilmiyorum ama sonsuz olsun. Bu sorulardan hiç beklemediğim cevaplar geliyor. Çok teşekkür ederim Gülbin'im. Rica ederim. Ebru'cuğum, zıppır bir soruya hazır mısın? Hazırım. Issız bir adaya düşsen yanına alacağın 3 ilaç, etken madde. Bakalım hastane eczacıları yanlarına ne alıyor? Fark ediyor mu, göreceğiz. Sanıyorum bir serum alırım. Akrep yılan serumu falan. O da bulunmuyor ama. Ya tabii ki ıssız ada diyorsun yani. Mutlaka birisi sokacaktır, bir şey olacaktır. Bir şey sokacaktır. Hastane eczacılığı dedin. Ben bunu yaşamış bir insanım çünkü. Yani kendim değil ama görüp yaşadığım bir şey. Mutlaka bir ağrı kesici ve bir antibiyotik alırım. Bir yaralanmada da, bir üşütmede de, her türlü şeyde antibiyotik şarttır. Şarttır. Aynen. Şansucuğum, şimdi zıppır bir sorum var. Tüm meslektaşlarıma soruyorum. Bir adaya düşecek olsan yanına alacağın 3 etken madde nedir acaba? Ben her ne kadar kabul etmesem de, bunu bir yaşlılık belirtisi olarak görsem de, tansiyon hastasıyım. Onun için tansiyon ilacımı alırım. Her ihtimale karşı parasetamol alırım. Bir de sıtrat tablete çok güveniyorum. İsim vermekten de çekinmiyorum. Bağışıklık desteği ama çok hızlı etkileyen ve benim çok güvendiğim bir preparat. Uzun seyahatlerde çok kullanıyoruz ve çok hızlı cevap alıyoruz. Bunun için bir de onu alırım diye düşünüyorum. Ha, çok ilginç, çok teşekkürler. Ama üzüldüm tansiyon hastası olduğuna. Her şeyin, yani kilon, sağlığın... Birazcık genetik herhalde. Genetik, bu andan dolayı. Evet, birazcık genetik. Dikkat ettiğine eminim ama. Evet. Onun için elimden sağlıklar diliyorum. Şimdi her zamanki zıppır sorum var. Bir adaya düşseniz yanınıza alacağınız 3 etken madde ne olur? Bir adaya düşeceksem eğer, mutlaka yanıma farmakoloji kitabımı alırım. Çünkü o adada mutlaka bitkilerden ilaç yapabileceğim bir şeyi mutlaka bulurum. Bu cevabınızı kabul ediyorum. Hiç düşünülmemiş bir şeyim ama derslerinizi iyi çalışmışsınız. O yüzden hani ben çok ilaç telaffuz etmeyeyim. Tamam. Ben farmakognozi kitabımı alırım. Kafamdaki bilgilerle oradan belli ilaçları bitkilerden elde ederek veya başka canlılardan da, yani balıktan vesaireden de elde edilebilir. Farmakolojisi kitabımı alırım diyebilirim yani. Üçünün yerine geçer bence. Tamam. Bir sorum var, bütün meslektaşlarıma soruyorum. Birazcık bizim ilaçla olan ilişkimizi anlatıyor gibi geliyor bana. Bir adaya düşseniz yanınıza alacağınız 3 ilaç ne olur Neylan Hanım? Marka adı değil ama neler olduğu içerikleriyle olabilir. Vitamin alırım tabii ki. Ağrı kesici alırım. İki oldu. Ben hiç ilaç kullanmayı da sevmem. İki oldu. Tam bir eczacı. Vitamin, ağrı kesici. Evet. Vitamin, sadece vitamin esasında. Belki vitaminlerin çeşitlerini alırım. Ağrı kesici alırım. Bir de belki pomat alırım. Ağrı kesici pomat yine. Evet. O kadar. Çok teşekkürler. Böylelikle mesajımızı da veriyoruz. Biz aslında hani çok ilaçtan yana değiliz ama aynen yaşamamızı... Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Gerçekten ilaç tavsiye etmeyi de çok sevmem esasında. Mecbur kalmadıkça ilaç da kullanmam. Dolayısıyla hani bir adaya gidecek olsam da bilmiyorum, hiç ilaç almayı da düşünmezdim herhalde hocam. Ne güzel cevap. En güzel cevaplardan biri bence. Evet, mümkünse almasam olmaz mı? Aynen. Sevgili Ayşe Hanım, sizinle sohbete doyamıyorum. Umuyorum bunu devamını getiririz. Fakat son olarak bir tane zıppır sorum var. Bir de son mesajları alacağım. Bir adaya düşseniz yanınıza alacağınız 3 ilaç ne olur Ayşe Hanım? Ya ben mutlaka yan ceplerime falan 2-3'er tane daha sıkıştırırdım kaçak olarak. Tamam, çünkü neler koyardınız eczaneye? Aşırı tedbirli bir, yani ben biraz fazla hani çalışkan mıydınız dediniz ya, o işte hayatın her tarafına yansıyor böyle. Ne bileyim, ben fazla tedbirli olmayı da herhalde getiren bir şey. Ama 3 tane dediğiniz için ben mutlaka bir antibiyotik alırdım. Antibiyotik. Yani olmazsa olmaz sefroksim grubundan bir şey alırım diye düşünüyorum. Ve mutlaka bir antiinflamatuar. Çünkü başıma gelecekleri düşünüyorum şu anda. Beni bir şey ısırırsa,
İşte elimi kesersem, düşersem, ayağım yarılırsa, bir enfeksiyon olursa. Bir de böcek sokması olabilir, bir şey ısırabilir. Ya bir antihistaminik ya kortizon alırdım. Yani bilmiyorum şimdi ama. Müthiş. Pimpirikli eczacı listesi hiç de değil. Oldu mu? Hiç de değil. Bu hakikaten çok böyle sıradan bir soru gibi ama hani öncelik belirlemede tabii ki hani ilk üç diye bir şey yok ama bizim kafamızdaki sağlıkla ilgili çok şey söylüyor diye düşünüyorum. Çok teşekkürler bu listeyi verdiğiniz için.